Valla Covid'in bile tedavisini buldular ama şu an Galatasaray'ın tedavisini hala bulamadılar. Yani bir hoca değişikliğe gitti fakat evet gençlere önem veren bir teknik direktör getirildi. Ama sonuçta bu gelen teknik direktör ne çabuk Türkiye Ligi'ni tanıyabilir? Rakipteki futbolcuları analizi ne kadar kısa bir sürede yapabilir? Bir de hani yabancı teknik direktörler Türkiye Ligi'nde çok kolay zannediyor ya hocam. Onun da Dünyanın en algılaması zor gerekiyor. ligi. Çünkü burada sistem dışında da futbol oynanıyor. Yani sadece saha içinde değil, saha dışında da oynanıyor. Futbolcular özel ilgi ihtiyacı var. Almanya'daki oyuncu profesyonel, İspanya'daki oyuncu profesyonel. Onu antrenmana geliyor, işini yapıyor. Ama burada idman sonrası ve idman öncesi de var. O da teknik direktörün görevi. Tabii ki mecbur, bir de genç takımsın. Elindeki genç oyuncular var, yetenekli oyuncular var. Galatasaray bu oyunculardan para kazanmaya hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için bu oyunculara özel ilgi göstermen lazım. Çünkü biz millet olarak duygusalız. Biz duygusalımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yani biz hiçbir zaman, bana kimse inandırmasın, Türk futbolu hiçbir zaman profesyonel olmaz. Yani belki 20 sene sonra biz görmeyebiliriz teknik direktör olarak ama şu anki yeni nesilde de aynı duygular. Biz hep bir rahat. Hep ben oldum. Ben büyük futbolcuyum. Biz böyle Siz yetişiyoruz. yurt dışında da çalıştınız hocam. Evet. Türkiye'de alt liglerde de teknik adam olarak görev yaptınız. Bu kıyaslamayı çok daha iyi yapabilecek Mesela ben düzeydesiniz Balkanlar'da zaten. iki Evet. Levent abi hoş geldin. Biz Balkanlar'da iki sezon çalıştım. Yani çok profesyoneller. Onların işi tamamen futbol. Çünkü başka ekmek para kazanma şansları yok. Onun bilincinde de ona göre çalışıyorlar. Özledim be Levent abi, kusura Levent bakma. Tüzemen de aramıza katıldı. Bayağıdır Sıcak bir de görmüyorum valla. sohbet var. Ümit Karan'da. Kesinlikle o goller unutulmaz diyerek attık pası ona. Levent abi yıllar çok benim için çok mücadele etti. Vallahi öyle. Çok açık konuşayım. Zor gollerin adamıydı değil mi ya, Ümit Hoca? İzmir'de spikerdim. Özürk Pekin'di maçı anlatıyordu. Kulaklar çınlasın. Manisa maçı. Evet. Bir vurdu ki kimse görmedi. Ama vardır röveşataları, voleyleri. Yaşlandım maşallah ya. Ağır hastalık hocam, geçirdim. Siz de aynısınız yani. Ümit Karan bak şimdi böyle bir santrfor hala oynar. Var Şu anda mı? Da Galatasaray'da vallahi ihtiyaç var değil mi? Vallahi oynar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Halil genç oyuncu. Levent abi bak bize idmanlarda gelir, deplasmanlara da geliyordu. O zaman bütün biliyorsun gazeteciler bütün tabii. idmanları neredeyse takip ediyorlar. Tabii, buradan evet. Florya'ya gidiyorlar. Şimdi tabii her şey Ümit sosyal medya. Çok kuvvetliydi. Müthiş. Yani idmandan sonra özel idman ihtiyacı var artık futbolcunun. Ben Sabri'yi alıyordum ya, orta kestiriyordum. Yani her idmandan sonra yarım saat. Röveşata golleri var. Ama yapanlar da var. Röveşata golü var. Neler var ya. Ekstra çalışma. İşte müthiş Kerem bir oyuncu. Geçen hafta verdik ya serbest vuruşu. Önce serbest vuruş çalışmasını paylaşmıştı hafta içerisinde. Çünkü gol vuruşu, çalışan gol vuruşu yeteneğin hocam. Yoksa bunu kas hafızasına geliştirebilirsin. Yani Hı-hı. ne yapacaksın ceza sahasında? Fut topu aldığın zaman sırtı dönük kaleyi nerede olduğunu ezberlemen lazım. Bu zaten beyinle oluyor. Buna yeteneğin ihtiyacın yok. Vuruş. Sürekli aynı vuruşu çalışırsan o top maçta geldiği zaman da yine aynı vuruşu yaparsın. Yani bu biraz da çalışmak da. Tamam bizimki özel bir yetenekli gol vuruşu. Şimdi bakıyorum Süper Lig'de gol vuruşu yapan oyuncu kalmamış ya. Niye? Bu bir de yeni çıktı Levent abi. Topu kontrol etmek ceza sahasında. Tek vuruş. Tek vuruş ceza sahasının içindesin artık evet. zaten. Yani kaleci pozisyon almayacak. Bak 3. golde. Kaleci bak tekte bıraktı. Kaleci zaten dönene kadar gol oldu. Yani normalde oradan gol atabilir misin? Atamaz. Ya. İnanılmaz bir maçtı. Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor. Kaçan goller. 4 gol izledik. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonlar var Levent Tüzemen. Hepsini konuşacağız. Görüntüler elimize ulaştığında özet görüntüler eşliğinde de değerlendireceğiz ama genel bir değerlendirme alırsak haftalardır kazanmakta zorlanan Galatasaray var. Yeni teknik direktörüyle kazanamayan bir Galatasaray var. Bugün alınan farklı bir mağlubiyet var hocam. Ya şimdi ben Domenech'i getiriliş şeklini eleştirmiştim. Ama bugünkü şartlarda bir farklılığını ortaya koymasını bekledim. Hatay maçında da. Şimdi bugün bir orta saha yapmış. Bu üçü yan yana oynamamışlar. Üçü birbirine yabancı. Verim almadı. İki, bir de bir şey söylüyorum. Ümit Karan Mondragon'la oynadı falan. Ayağını iyi kullanan kaleci önemli. O geri pası, arkadan pas başlatmaya çalışıyorsun. Ya yapamıyorsun bunu. Rakip sana basıyor ve çıkamıyorsun. Neyi ısrar ediyorsun? Hoca devre arası söyledi onu. Kaleci sen görüyorsun kaleyi arkadan. Uzun oynayabilirsin. Galatasaray'ın bugünkü kadrosu çok yetenekli bir kadro değil. Bak ben şahidim. Lucescu'yla şampiyon oldular. Kiralıklar vardı. Florkin, Perez, Victoria. Artışe, Sergen Yalçın, Ümit Karan. Kim varsa ben sayarım hepsini. Ama takım top yapan takımdı ya. Böyle tekniği yüksek takımdı. Bu takımın tekniği konusunda sıkıntı var.
ciddi söylüyorum. Yani Galatasaray'ın kadro mühendisi sezon başı yanlış yapmıştı. Hala daha bunun eksiklerini hissediyor. Hatta ben şöyle söyledim. İmkan varsa, para yok diyorlar transfer için. İmkan varsa, kulüpler de izin verirse kiraya verdiğiniz adamları geri alın ya. Emre Akbaba 8 gol 6 asist ya. Batuhan Şen, Menemen Spor'a şeyde, gol yemiyor. Kaleci, Menemen'in kalecisi Batuhan inanılmaz. Bak artı Okan'ı alabiliyorsan geri al. Yani tekrardan. Ve Yunus'u alıyorsun mesela 18 maç 6 gol 7 asist. Şimdi soruyorum ya. Bu Emre Akbaba'yı göndermesi, Yunus'u, Okan'ı bak bir sürü. Bu sözleşmeyi imzalamadığın Donk bile bu takımda oynar. Oynar, tecrübesiyle, aklıyla oynar, orta sahasında oynar. Böyle bir takım görmedim. Oyun aklı yok. Ezbere, kontrolsüz bir şekilde hücum eden bir Galatasaray takımı. Kasımpaşa bana göre Galatasaray'dan daha takım gibi duruyor sahada. Yani daha iyi pas yapan, daha iyi organize olsan. İnan biraz daha dikkatli olsalar daha farklı sonuçlar çıkardı buradan. Hiç burada yalan söylemiyorum. Kasımpaşa'yı kutluyordum. Oyunun başında Umut öyle bir gol kaçırdı ki. Karşı karşıya. Ama senin oyuncuların gücü yok. Sen bir anda Ömer Bayram'ı sol bek, Analt'ı orta saha yapıyorsun. Boydan vazgeçiyorsun, Yettin'i koyuyorsun. Bu nasıl bir kadrodur ya? Kim verdi? Kendi mi yaptı yoksa birileri mi destek oldu? Ben bilmiyorum. Çünkü bazı yöneticilerin takım yapma konusunda istekleri varmış hep. Ben öyle biliyorum. Eğer onunla akıl fikri, akıl alışverişi yaptılarsa yazık ya. Galatasaray takımı yani. Kursa gitsin onlar Levent abiciğim. Tabii ya. Kurslar var beyler beyinde. Beyler gitsinler o yöneticiler. Onu son, söylemeye son çalışıyorum. Son 11 maçta sadece Antalyaspor'u yenebilen bir Galatasaray tamam, var. Ben de şunu söyleyeyim. Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatya, benim Altay, Sivas, Başakşehir, Adana Demir, Giresun, Hatay, Kasımpaşa. Benim hepsine için, puan benim için çok zor. Benim için çok zor. Neden zor biliyor musun? Ben bu mesleği yıllardan beri yapıyorum. Galatasaray takımıyla ilgili yazı yazmakta zorlanıyorsun iyi tarafını. Avrupa'ya dolaştım beyefendilerle. İki tur çıktılar. İki tane gol attı şeyde Barcelona'da. İki turlu şampiyonlar. Barcelona'da. Gibi. Yalan mı? Biz bunları gördük. Buraları gezdik yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kali santrfor alınırken bir yerde bir akıl danışılmaz mı? Ümit Karan bu takımın Galatasaray'la ve santrfor gelirse çağırırsın bir sohbet edersiniz ya. Ben bunu söylüyorum. Galatasaray kendi dinamiklerini, akıllarını kullanmıyor Reha hocam. Kusura bakma. Çağırırsın, konuşursun. Ümit Karan'a bakarsın. Bu olur mu olmaz mı diye. Yapma ya. Bunu yapabilecek çok önemli bir kadroya sahipsin. UEFA şampiyonluğu, Süper Kupa olmuşsun, Avrupa'da çeyrek final oynamışsın. İki grupta oynamış Şampiyonlar Ligi'nde. Yani şampiyon olmuş. Ya ben bunları yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Bu akılları almak zor mu ya? Galatasaray yönetimi bile şöyle söyledim. Hatta yazımda cümle bitireyim. Galatasaray başkanı yöneticiyken hem Süper Kupa hem UEFA Kupası'nı kazandı. Şimdi başkan olarak şapkasını önüne koyup ben şimdi ne yapmalıyım diye bir karar vermesi lazım. Bir karar verecek. Bu kadar basit. Ama bir karar verdi, hocayı değiştirdi. Hayır, bence hocayla bu işi çözemez. Bu Levent o, abi, orada lafına girebilir miyim? Şimdi tabii. Bu antrenmanları hep yöneticileri suçlamak kolay. Evet, biz artık Türkiye'de yöneticilerin durumunu biliyoruz. Oyuna karışıyorlar, müdahale ediyor. İlk 11'i peçete yazan bir sürü başkanlar var. Doğru. Alt liglerde daha çok var. Transferi yapıyorlar. Transferi yapıyorlar. Şimdi Fatih Hoca işine karıştırır mıydı? Karıştırmazdı bence. Antrenman Burak Elmas yapmadı. Takımı Burak Elmas sahaya sürmedi. Romenleri istek üzerine alınıyor herhalde. Yani ben zannetmiyorum Burak Elmas Fatih Hoca'ya gidip şu oyuncuyu alalım bir demesine. Dakika, yönetim olarak da incele, senin de araştırma ekibin olur. Yapma Ümit. Ama işte ama kimin? Yöneticinin mi? Şimdi ben Fatih Terim ya da hocamız burada yıllardır benden daha eskidir. Bir kulüp başkanına ben bu oyuncuyu istiyorum dediği zaman bu oyuncu alınacaktır. Ama sen bana başkan olarak ya bu oyuncu nasıl dersin anca? Ben de araştırırım, işime gelmez zaten. Çünkü senin bağlantın olduğu için zaten işime gelmez. Yani Türk futbolu böyle yönetiliyor, anladın mı? Yani oyuncu başkan seçemez ki. Yani ben Fatih Hoca'nın... Başkan değil, kendi başkanın akılları var. Pardon, Ünal Aysal dönemindeki çoğu oyuncuyu yönetim aldı ya. Levent abicim, Ümit Karan'ın demek istediği diyor ki, yani başkan diyor Fatih Terim varsa bu seçimler Fatih Hoca tarafından olur. Yani Burak Elmas tarafından olmaz değil mi? Bunu ya diyorsun hocam değil mi? Benim anladığım bu değil tabii mi? Tabii ki yani. Sizin söylediğiniz. Evet. Bak Hüsnü Can Aydın bir şey söyledi. Farklı düşünen olacağını da zannetmiyorum yani. İkinci senesinde Hüsnü abinin vardın çünkü bildiğim kadarıyla. Tabii. Bratu Peter Tamaş geldi ya biliyorsun. Ya bilmez miyim abi? Biliyorsun. Şimdi dedi ki Hüsnü Can Aydın. Tamam da dedi. Biz yöneticiler niye iş yapıyoruz? Buna destek vermeseydik dedi rahmetli Hüsnü abi. Bizde de hata var dedi. Revivo'nun alınmasına bizde de hata var. Biz destek vermeseydik dedi. Şimdi... Çık konuşalım ya. Burada sen de akıllı olacak. Bak bugün Bayern'in
başkanı ve yöneticileri kim Allah aşkına ya? Hep sporcu, futbolcu. Bitti abi. Ya hocam, etrafındaki yönetim içinde de futbol aklı olan olacak. Kesin, kusura kesin Levent abi. %100 her zaman söylüyoruz onu. Bizim ülkemiz için çok geçerli değil o maalesef. O çok haklısın. Bu.